Aynısı koşu bantları. Koşu bantı. Başka? Koşu bantı. Proje 2006 yılında Meslek Lisesi Memleket Meselesi ismiyle ve çok da sevilen bir sloganla başladı. Koç topluluğunun 80. yıl dönümünde bunu en anlamlı bir şekilde nasıl kutlayabiliriz diye araştırmalar yapıldığında muhakkak ki Koç adına yakışan bir şekilde eğitim alanında olsun görüşü ağır basınca. Eğitim ama hangi alanında? Sanayi topluluğu olarak hem sanayi hem eğitim kesişiminde yer alan bir proje ne olabilir? Mesleki eğitim. Dolayısıyla 8000 bursiyere mesleki eğitim aldıkları dönem içerisinde eğitim vermek üzere yola çıkıldı. Kedi seviyor musunuz? Hediyesini veriyoruz Aynur'cum. Paylaşman dileğiyle. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bu projede hem bursiyerlerle doğrudan ilişkiler anlamında, yani bunun sadece bir burs programı olarak öğrencilere harçlık verilmesinden öteye geçmesi gerekiyor ki gerçek anlamda hak ettiği boyuta ulaşsın mesleki eğitim. Dolayısıyla öğrencilerimizin seçilmesinden onlara birer örnek abi abla, birer rol model olarak çalışanlarımızın bu projeye katılmasını çok arzuladık ve bir gönüllülük projesi başlattık. Meslek Lisesi Koçları, kısaca MLK dediğimiz arkadaşlarımız, yaklaşık 250 çalışanımız ve 22 şirketten, topluluk şirketinden bu projede bizimle birlikte yer alıyorlar. Tüpraş, Aygaz, Ford, Tofaş, Fiyat, Yapı Kredi Bankası, yani çok farklı sektörlerde, çok farklı şirketlerimiz, farklı ölçeklerde bu projede bizimle birlikte yer alıyorlar. Bu yaz buluşması bizi oldukça heyecanlandıran bir buluşma. Çünkü normalde ülkenin tüm illerinde bursiyerlerimiz ve onlarla ilgilenen çalışanlarımız var. İlk defa bursiyerlerimizi İstanbul'a topladık ve başarılı olan 20 kardeşimizi de şu anda İstanbul'da ağırlıyoruz. Onlara buradayken sunmak istediklerimiz tabii ki öncelikle burada geçirdikleri zaman içerisinde İstanbul'u görebilecekleri çeşitli fırsatlar sağlamak. Müze gezilerimiz var. Rahmi Koç Müzesi, Bilim Müzesi gibi. Aynı zamanda tesis ziyaretimiz var. Hepsi sanayi eğitimi aldıkları için, mesleki eğitim aldıkları için Arçelik ziyaretimiz olacak. Onun dışında kişisel gelişimle ilgili hedef belirleme, takım çalışması, çeşitli iletişim çalışmalarıyla ilgili oyunlar aracılığıyla kişisel yeterlilik geliştirmeye odaklanacağız. Meslek liselerinde son yıllarda katsayı problemleriyle ilgili kan kaybı had safhaya ulaşmıştı. Fakat son dönemlerde Meslek Lisesi Memleket Meselesi projesi kapsamında bu kan kaybının yok olduğu kanısına varmaktayım. Örnek olarak benim bulunduğum okulumda daha önceki yıllarda 3000-3500 civarında öğrenciye hizmet ederken şu anda öğrenci sayımız 900-950 civarında. Fakat bu proje kapsamında bizim yaptığımız reklamlarla ve Koç Vakfı'nın yapmış olduğu Türkiye genelindeki reklamlarla birlikte bu çocuklara değer verildiği ve bu çocukların çok şeyler yapabileceği kanısıyla halkımızın da bundaki duyarlılığı nedeniyle öğrencilerimizin meslek liselerine akınları geçmişe nazaran çok daha iyi seviyeye geliyor ve bundan sonra da çok daha iyi şekilde geleceğini düşünüyorum. Yapalım bakalım. Ben şöyle.
Burada amacımız kız çocuklarının liseyi bitirene kadar kişisel gelişimlerini tamamlamaları, hayatı kavramaları, toplumda düzgün kadınlar, örnek kadınlar, hatta rol model olabilecek topluma, kendi çevrelerine, köylerine rol model olabilecek bireyler yetiştirmek. İkincimiz, hedefimiz meslek eğitimin hedeflerinden biri kadınların üreten kadınlar olması. Yani hem kendi aileleri için hem toplum için üreten ve para kazanan, ekonomiye katma değer oluşturan kadınlar olması. Bu iki misyon bizim için önemli eğitimde ve tabii ki pozitif ayrımcılık yapılsın. Eğitimde, mesleki eğitimdeki pozitif ayrımcılık kadınlar, kızlar yönünde yapılsın istiyoruz ve bunun için bir mücadele veriyoruz. Ayakkabı ayağa giyiyor. Ayakkabı ayağa giyiyor. Ayakkabı ayağa giyiyor. Ayakkabı ayağa giyiyor. Sen bir doğum kere söyleyeceksin. Sahip. Sahip. Tamam. Sağ bacak yani. Sağ ikinci çarpılar delikler. Son iki dakika arkadaşlarım çabuk. Bunu da iyi bilemedim ki. Bunun benzeri işlemlerle hayatınızda o kadar sık karşılaşacaksınız ki. O kadar çok insana, o kadar çok şey tarif etmeniz gerekecek ki. Evet. Sen onu eve gidiyorsun. Arka parkini duruyor orası. Arka parkini sen de bir şey olmaz. Şuradan bakalım. Demiyor hocam. Söylemeyin arkadaşlar. Siz yazarsanız birisine size de... Elengiz'in bana yazı ya. İyi bir... Bilgileriniz dolacak. Haydi bakalım. Evet, kağıtları dolduruyoruz arkadaşlar. Gülme yok. Hep gülümse. Ben Eskişehir'den Duygu Karademir. Gazi Anadolu Meslek Lisesi'nde okuyorum. Seramik bölümü öğrencisiyim. Aldığım eğitimden çok memnunum. İşte seramik hakkındaki her şeyi öğreniyoruz. Yani ben bu bölümü kazandığımda çevremde olan insanlar yani bana işte benle dalga geçtiler açıkçası. Hani meslek lisesini seçtin. Hele bölümüm açıklandığında işte sen şeyci mi, fayansçı mı olacaksın dediler bana. Ama okula gittiğimde işte öğretmenlerimle tanıştığımda ve de ilk atölye dersimiz başladığında yani çamuru elime aldığımda ben artık kimsenin, anladım ki kimsenin düşünceleri, fikirleri önemli değil. Yani insanın kendi düşünceleri ve fikirleri önemli. Yani çamura şekil vermek çok güzel bir şey. Yani istediğin her şeyi onunla anlatabiliyorsun. Yani bölümümden çok memnunum. Buradaki eğitimler ve geziler çok güzel. Yani bizi geliştiren şeyler oldu. Yani hiç yani İstanbul'da en beğendiğim şey, yani eğitim programı süresince en beğendiğim şey Galata Kulesi'nden İstanbul'a bakmaktı. Bahar Örki, Balıkesir Edremit Ticaret Meslek Lisesi'nden geliyorum. Derslerim iyi olduğu için herkes ve yani ailem, çevremdekiler, hocalarım Anadolu liseleri ya da fen liselerini kazanacağıma inanıyordu. Ama bu güvenin, yani herkesin bana güvenmesiyle içimde çok kötü şeyler oldu tabii böyle. Eğer kazanamazsam dünyanın biteceğine kesinlikle inanıyordum. Ben de sınava girdiğimde böyle olunca sınavı bıraktım, dayanamadım artık, soruları okudum, anlamıyorum. Matematik bölümünü açtığımda böyle sayılar çok karmaşık geliyor, sanki karşımda öcü var gibi. O yüzden ağlayıp bıraktım ve dışarı çıkarken bırakıp çıktığım için saklandım bir yere, zil çalınca çıktım. Okula gitmeyi düşünmüyordum. Çünkü herkesin güveni bana adamdı ve ben de bunları yerine getiremediğim için okula gitmeyi istemiyordum. Daha sonra babam benim sayısala olan ilgimi bildiği için, sayılarla ilgilendiğimi bildiğim için bana bu bölümü seçti. Çok destek çıktı benim bu bölüme gitmemi. Daha sonra bu bölüme girdim. O kadar şey yoktu içimde. Kazanamadığım için
ilk dönem, lise 1'in ilk döneminde kesinlikle okula sadece öğlesine gidip geliyordum. Daha sonra koç bursunu tanıdılar bana, şey yaptılar, müdürümüz yönlendirdi, beni istiyordu girmemi. Ben de girdim, yine tesadüfen girdim böyle, isteyerek ya da şey değil. Daha sonra bana böyle sürekli faaliyetler oluyordu, işte sürekli mektuplar geliyordu, tebrikler. Kendime güvenim yeniden gelmeye başladı. Daha sonra da bu yarışma olup buraya geldiğimde kendimi gerçekten özel hissettim. Burada olmaktan, yani buradaki kişilerin bize davranışları, kendime güvenim geldi yeniden. Daha özel olduğumu hissediyorum. Ben Emrah Erkovan, Bayburt'tan geliyorum. Gümüşhane Endüstri Meslek Lisesi'nde okuyorum, bilgisayar bölümünde. Meslek Lisesi'ne girmeye nasıl karar verdin? Meslek Lisesi'ne girmeyi OKS'den sonra bir yeri kazanamadım. Düşük bir puan almıştım. Biraz sınavda stres falan yaptık. Düşündüm, eğer ki düz liseye girersem, okullarına girersem ileride bir şey çıkamayacağım. Yani çıksam da kazanamayacağım. Yani bunu biliyordum. En iyisi meslek lisesine gideyim ve işimi elime alayım. Olursa çalışırız, sınava gireriz, bir üniversite okuruz. Ve şu anda üniversite yolunda çalışmalarım var. Yani bir dahaki sene işte şeye başlayacağım, dershaneye. 2 sene boyunca dershane göreceğim. Ve ÖSS'de bir yeri kazanmak istiyorum. Ve aileme yani katkıda bulunmak istiyorum.